Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere tarif olaraktan limonlu kek tarifim var arkadaşlar. Çocukların ve misafirlerinizin bayılabileceği çok güzel bir tarif. Şu görüntünün muazzamlığına, güzelliğine bakın arkadaşlar. Kalıptan da bir o kadar da çok güzel çıktı. Hadi buyurun gelin hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, limonlu kekimiz için 4 tane yumurtalarımı güzelce kırdım. Bunun üzerine 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Daha sonra bunları güzelce hamur makinemde çırpıyorum. Yumurta ve şekeri güzelce çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. 1 su bardağı zeytinyağı, sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tane limonu rendelemiştim. Bunların kabuklarını ilave ediyorum. Çok da güzel koktu bu arada. Limonun kokusu acayip güzel. Fresh fresh geliyor. Arkasına bir paket vanilya. Keklerde olmazsa olmazımız kabartma tozu. Yine bir paket kabartma tozumuzu ilave ettikten sonra 3 su bardağı unum var. Bunları yavaş yavaş ilave edeceğim. Önce birazını koyuyorum, karıştıracağım ve daha sonra tekrar ilave edeceğim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kıvamı süper oldu diyebilirim. O kadar da güzel kokuyor ki anlatamam. Şimdi bunun yanında arkadaşlar şöyle bir kek kalıbım var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu kek kalıbımı şöyle içerisine öncelikle margarin yağıyla güzelce yağlıyorum. Kek kalıbına yapışmaması için, güzelce çıkması için arkadaşlar mutlaka her tarafına değecek şekilde margarini en ufak yerine kadar, ince taraflarına kadar her tarafına sürüyorum. Bu kek yaparken en önemli püf noktalarından bir tanesi bu. Bir tanesi de hamurunuzun gerçekten yumuşak, kıvamlı, güzel olması. Tabii pişirme tekniği de çok önemli. Kürdan testiyle yine pişireceğiz bunu. Bu şekilde her tarafına yedirerekten yağını sürüyorum. Kekimizi kalıba koyduktan sonra arkadaşlar şöyle biraz çalkalıyoruz ve birkaç kere de şöyle vuruyoruz yere. Şöyle iyice oturması için. Şimdi fırınımı 170 dereceye ayarladım. Benim fırınım genelde 50-55 dakika arasında pişiriyor. Herkes kendi huyunu, fırının daha iyi bilir tabii ki. Kürdan testi yaparaktan pişiriyorum. Evet arkadaşlar, kekim çok güzel kabardı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunun üzerine sosunun yapım aşamasına geçiyorum. Bunun için öncelikle malzemelerimi söyleyeyim. 1 su bardağı pudra şekeri. Bunu bir kabın içerisine koyuyorum. Ve elimde 4 yemek kaşığı kadar limonun suyu var. Bununla güzelce pudra şekerini kremsi bir hale getiriyorum. Çocuklarınızın ve misafirlerinizin çok severek yiyebileceği bir kek arkadaşlar. Çok da lezzetli oluyor. Böyle fresh fresh. Gayet güzel tadı. Görmüş olduğunuz gibi krema haline geliyor. Bu şekilde karıştırdıkça. Bu böyle birkaç dakika kaşıkla böyle karıştırıyorum. Topaklanmasın diye. Arada topaklar varsa elimle bir taraftan da eziyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvama geldi. Şimdi kekimi ters çeviriyorum. Ve kekimi görmüş olduğunuz gibi çok güzel kalıptan çıktı. Kalıbımıza da hiç yapışmadı. Ve şimdi bunun üzerine yapmış olduğumuz sosu döküyorum arkadaşlar. Tarifimi buraya kadar beğendiyseniz arkadaşlar, izlediyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Ve şöyle üzerine çizikler ataraktan kremasını üzerine döküyorum arkadaşlar. Şu şekilde yapıyorum. Her tarafına dağılıyor. Tabii ki kekimiz hafif ılık, sıcak. Evet arkadaşlar, bir tanesini dilimledim ve şimdi tadına da bakacağım. Nasıl olduğunu da çok merak ettim gerçekten. Dokusuyla, yumuşaklığı, süngerimsi yapısıyla gerçekten çok da güzel olmuş. Evet, gerçekten de çok güzel olmuş arkadaşlar. Yumuşacık bir dokusu var. Hatta şöyle elimden kesip göstereyim sizlere. Süngerimsi bir yapısı var. Mutlaka yapıp deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli olmuş. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.